Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 20 Eylül 2023, günlerden Çarşamba. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir Çarşamba günü olur. Ben sizlere bir şey izah edeceğim arkadaşlar. Bunu programın başında ve programın ortasında da söyleyeceğim. Çünkü program başını %70'lik bir kesim izlemiyor. Ben buradan görebiliyorum insanların en yoğun videonun nerelerini izlediğini. O yüzden ortasında da söyleyeceğim. Haberdar olmayan arkadaşlarım için söyleyeceğim. Yarın bir operasyona gireceğim arkadaşlar. 2-3 gün aranızda yokum. Evet, yarın bir cerrahi müdahaleye gireceğim. 2 ya da 3 gün aranızda olamayacağım sevgili yarışseverler. O yüzden şimdiden hepinizden özür dilerim. Hepinizin anlayışına sığınıyorum. Ancak bir WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz arkadaşlar. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 200 lira. Yine 3 aylık katılım, normalde 600 lira. Bugüne özel sizlere 3 aylık 450 lira. Yine 6 aylık normalde 1200 lira katılım ücretimiz var. 6 aylık katılım da bugüne özel 750 lira şeklinde olacaktır sevgili yarışseverler. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarım 0532 601 5486 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek ben İstanbul gündüz yarışları analizlerime başlıyorum. İstanbul'da 8 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Burada esasında kilosu ağır olmasa belki banko olarak bile yazabileceğim bir safkan vardı. Özellikle son düzlükte o temposunu hiç bozmuyor. O nefesini hiç kesmiyor. Bugün Erhan Aktu arkadaşımızı gördüm üzerinde. Bir numaralı kırmızı başlıklı kız. Bugün gerçekten bu rakiplerinin yanında bu mesafede şansı gördüğüm isimdir. Yine son iki yarışını Evet arkadaşlar, son iki yarışını kazanmasını bilen, evet sentetikte kazanmasını bilen 3 numaralı Olala, evet 3 numaralı Olala da bugün Çin pisti de şansı görünüyor. Gerçekten çok etkili, çok gösterişli iki yarış kazandı. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde mutlak süreli altılara yazılmalı, ihmal edilmeyecek bir safkan konumunda. Ben burada belki sürpriz olacak ama bir safkanı çok beğendim. Yine Hisar Bey temsilcisi 6 numaralı. Evet arkadaşlar, Cuda. Ben bu safkanı bugün çok beğendim. İlk 3 safkan içerisinde değerlendireceğim. Yine 2 numaralı Hopa'dan ve 7 numaralı Ağdaş'ta sırasıyla bu koşuda tuttuğum safkanlardır sevgili yarışseverler. Sizin tuttuğunuz safkan varsa yine altılarınıza yazabilirsiniz. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 17 yarışıyla devam edecek. Burada da 3 numaralı Baba Balıkan. Gerçekten tam bir Balıkan temsilcisi. Gerçekten kaliteli bir safkan, bastığı yeri bilen bir isim. Özellikle anne tarafından zaten Devirhan, yani Devirhan'ın babası Volga 2'ye dayanan bir kan hattı var. Baba Balıkan'ın bugün Furkan Çetin idaresinde öncelikli şansı vereceğim. Zaten 3 numaralı Baba Balıkan'ın burada gelmemesi durumunda bu yarışın kazanamayacak safkan olmadığını düşünüyorum. Yine sırasıyla tuttuğum safkanlar 5 numaralı Kıvılcım Kız. Yine kalitesine inandığım bir isim. Sevgili yarışseverler, bu safkanda bir temenni temsilcisi. Yani yine Volga 2'ye dayanan bir kan hattı var. A. Karaca'nın torunu ve 5 numaralı Kıvılcım Kız'ın kan hattı. Yine burada 2 numaralı Gür Beyaz. Gerçekten güzel yarış çıkardı. Son koştuğu yarışta bugün bu safkan da özellikle Müslüm Çelik idaresinde ilk 3 safkan içerisinde bulunduracağım. Yine 6 numaralı Naifoğlu'm, 4 numaralı Memolita ve 1 numaralı Aksoğan deyip burayı hepsi şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının evet 1900 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı Muzaffer Bozok adına düzenlenmiş
bir yarış sevgili yarışseverler. Burada da bir numaralı Aturbo bana göre rakiplerinden önde görünen bir isim. Bir demir kazık torunu, bir turbo temsilcisi. Bugün Vedat Abiş dairesinde yine rakiplerinin yanında şanslı konumunda sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz son 5 yarışın, son hatta 8 yarışın 7'sinde Vedat Abiş arkadaşımız deklere oldu bu safkana. Bugün kazanabilir. Bugün Vedat Abiş arkadaşımız bu safkanla birinciliğe içimde özellikle imza atabilir. Daha önce sentetikte kazanmıştı ama şimdi bu safkanla kazanmamıştı. Yine 4 numaralı Ege Berk. Yine beğenimi kazanan bir isim. Bugün Saatin Boğrez dairesinde piste çıkacak. Bu safkana dikkat edelim. Yine 2 numaralı Şan Verdi. Benim bu koşuda ilk 3 safkanım. Yine durumu olan arkadaşlarım, bütçesi olan arkadaşlarım burada 5 numaralı Kayabert, 3 numaralı Benzenci isimli safkanları da yazabilirler. 5 numaralı Kayabert ve 3 numaralı Benzenci bu koşuda benim sürpriz tuttuğum isimlerdir. Yine şöyle arkadaşlar, yanlış izah ettim. Bu koşuyu 1 numaralı A Turbo, 4 numaralı Ege Berk, 2 numaralı Şan Verdi, yine Sayın Ulaş Yıldız'a ait, Yıldız ailesine ait bugün Deniz Yıldız dairesinde piste çıkacak 6 numaralı Yavuz Reis 4. atım olacak. Sürpriz arayan arkadaşlarıma da 5 numaralı Kayabert ve 3 numaralı Benzenci isimli safkanları öneriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum arkadaşlar. Özellikle ben altılarımızı son iki ayakta bugün çok rahatlatacağımıza inanıyorum. Ve sizlere bir izahatta bulunmak istiyorum. Arkadaşlar yarın öbürsü gün belki ondan sonraki gün 3 gün aranızda olamayacağım. Çünkü bir operasyona gireceğim. Cerrahi bir operasyona gireceğim sevgili yarışseverler. Aranızda 2 ya da 3 gün olamayacağım. Şimdiden bütün yarışsever arkadaşlarıma bunu duyurmak istedim. Dileyen arkadaşlarım için biliyorsunuz ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzun aylığı 200 lira. 3 aylık katılım normalde 600 lira. Sizlere özel, bugün özel 3 aylık katılım 400 lira. 6 aylık katılım da normalde 1200 lira. Bugüne özel 750 lira şeklinde olacaktır. Telefon numaram 0532 601 5486 şeklinde sevgili yarışseverler. Arkadaşlar altılı Ganya'nın 4. ayağı esasında burada sentetik tecrübesi çok yüksek bir safkan 4 numaralı Katsu. Bugün ben çok tutuyorum bu safkanı, özellikle kalite olarak bu gruptan daha kaliteli, daha üstün bir isim. Burada ilginç bir isme yer vereceğim, yine bir isim daha söyleyeceğim size. 2 numaralı Grand Treasure. Bugün Saatin Boğrez dairesinde piste çıkacak 2 numaralı Grand Treasure esasında böyle binilmesini bilinse, yani safkanı idaresi bilinse bu grupla başa çıkabilecek, özellikle sentetikte bu mesafede bu grupla başa çıkabilecek kapasiteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Bugün eski kurtlardan Saadettin Boyraz üzerinde özellikle kısa mesafelerin etkili jokey diyeyim, gerçekten kral jokeylerinden Saadettin Boyraz üzerinde bugün 4 numaralı Katsu'yu yıkmak isteyen arkadaşlarıma ilk tavsiyem 2 numaralı Grand Treasure olacak. Ve 5 numaralı Peikabu yine bugün mutlak suretle bana göre altılara yazılması gereken isimdir. 4-2-5 diyorum. Sürpriz arayan geniş önlü arkadaşlarıma 3 numaralı Tur Demirkır ve 1 numaralı Alanap diyorum. Son 2 ayakta da göreceksiniz altılarımızı nasıl rahatlatacağım. 5. ayakta Banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar. Yine son ayakta bir Banko diyeceğim. Ama alternatif bir rakip vereceğim. Yazmak isteyen arkadaşlarım bu safkanda yazabilirler diyerek Altılgan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı Profesör Aziz Ergin adına düzenlenmiş kısa vade 7 yarış sevgili yarışseverler. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Halis Karataş arkadaşımız özellikle nefesiyle binen safkanlarda çok etkili. Safkan çok kaliteli. Özellikle kısa mesafede bir yarışını izledim. Son yarışını izledim. Safkanın kalitesi malum. Karataş arkadaşımız sabırla binebilen, iyi bekleme yapabilen bir jockey arkadaşımız. Bence bu safkan bugün yanıltmayacak.
Bence bu safkanın kalitesi bugün bu gruptan çok daha üstün. Ben Sydney Kendi'nin tayı 5 numaralı Sydney Star isimli safkanın bu rakiplerini bu mesafede geçmesini bekliyorum ve altılı Ganya'nın 5. ayağında kısa vadeye 7 koşuda 5 numaralı Sydney Star isimli safkanı günün Banco ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın evet kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar burada çok tuttuğum, çok beğendiğim bir isim var. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Galoplarında çok beğenimi kazanan, çok rahat gördüğüm bir isim var. Ben galoplarda tabii ki dereceye bakarım arkadaşlar ama çoğu idman jockey kardeşimiz safkanı saklasınlar diye bir taraftan tutup bir taraftan çalışıyormuş gibi görünüyorlar. Ben bunlara da çok dikkat ederim. O yüzden çok da dereceye önem vermem taylarda. Safkanın rahatlığına çok önem veririm. Safkanın beden diline çok önem veririm. Bütün arkadaşlarım hemen eline kağıt kalem alıp şu dereceyi yapmış, bu dereceyi yapmış derler ama şöyle düşünün arkadaşlar. Siz Kasep Ahmet, Manav Rıza, öbür tarafta Ganyancı Okan, öbür tarafta Kaportacı Mehmet İdman yapıyorsunuz. Buradan da ben videoya çekiyorum arkadaşlar sizi. Yanınızda bir tane de eski şampiyonlardan Usain Bolt koşuyor. Usain Bolt arkadaşlar böyle yürüyor. Yürüyormuş gibi şöyle hareketler yapıyor. Kasap Ahmet artık son haddine kadar kendini zorluyor. Veya Manav işte neyse isimlerini unuttum söylediğim zorluyor. Hangisinin derecesi Usain Bolt'un kötü çıkıyor. Ama çalışıyormuş gibi hareketler yapıyor. Derecesi kötü çıkıyor. Kasap Ahmet çok iyi derece yapmış. Şimdi bu durumda siz dereceye mi bakarsınız? O insanın beden diline mi bakarsınız? Şu arkadaşımız galopları bile izlemeden o derecelerle yarış yapıyorlar. Bence en önemlisi bu işte beden dilidir. Yani safkanın rahatlığı, safkanın gösterdiği o hareketler, o nefesi bence çok önemlidir. Ben Altıgani'nin son ayağında Daredevil'in tayı 3 numaralı Duchesne Mullers isimli safkanı bugün çok beğendim. Hatta bugün bu safkanı sizlere Banco olarak öneriyorum. Ama bir safkanı beğendim yine gözden kaçırmamak adına yine geniş oynayan arkadaşlarım yerleri varsa yazabilirler. Ben kendi altıma 3 numaralı Duchesne Mullers'i Banco yazmayı düşünüyorum bugün arkadaşlar. Bu safkanı rakip olarak da 13 numaralı Super Cluster Süper Klüstür isimli safkanı bugün Ayhan Kurşun Dairesi'nde bu safkana rakip olarak veriyorum. Tabii ki at yarışı, tabii ki tabii ki ilk defa koşan safkanların koştuğu, start aldığı bir mücadele olacak. Bazı arkadaşlarımız mesela atıyorum ben 5 sonraya 6 at yazmışım. Orada işte bir sürpriz bir at gelmiş. Hemen altına yorum yazıyorlar. Bende vardı bu. Sen niye yazmadın? Neden yazmadın? Bende vardı. Kardeşim yani sende vardır ama örnek veriyorum bir sonraki koşuda bir at gelir o sende yoktur. Ama mutlaka yine biri çıkar oradan bu da bende vardı der. Ama öbür arkadaş da Ahmet bende vardı demişti biraz önce. Şimdi niye demiyor? Yani yarış koştuktan sonra konuşmak kolaydır arkadaşlar. Zaten yorumcu olmanın avantajı, yorumcu olmanın zorluğu da budur arkadaşlar. Dezavantaj diyeyim. Yani yarıştan önce tahmin veriyorsunuz ama 100 kişi de yarıştan sonra analiz yapmaya çalışıyor. Bu bende vardı. Ben bunun şu yarışını gördüm. Ben bunun bu yarışını gördüm. Ama yarış koştuktan sonra eğer altısında yoksa bu jokey yarış sattı. Jokey hile yaptı. Safkanı satıyorlar şeklinde analizlerde görmüyor değiliz arkadaşlar. Bütün Ganyan bayilerinde, bütün yorumların yazdığı yerlerde bunu da görebilirsiniz. Yarış koştuktan sonra yorum yapmanda çok büyük şey yok arkadaşlar. Size faydası yok. Onun için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere en iyi şekilde analiz verebilmek adına konuşuyoruz. Tabii ki daha demin güldürdü beni bir arkadaşım. Bir arkadaşım analiz yapmış. Demiş ki abi kesin geçen gün 5'te kaldık güzel bir para vermişti altılı çok büyük para vermişti. Abi kesin mi? Kesin sabah gruba gireceğim. Yani kesin tahminlerin gelir mi? Bu konuda bana açıklık getirebilir misin? Hemen bana dönebilir misin? Kesin mi abi? Arkadaşlar kesin olsa bu ikramiyelerin hiçbiriniz alamazsınız. Yani kendim için söylemiyorum. Bu işin kesin bileni olsa
Yani size buradan ikramiye 2 lira düşer, 3 lira düşer. Ben bu işi kesin bilsem sevgili yarışseverler, bu altılıyı dün 10 bin misli bulurdum. Bugün de oradan aldığım paralar biraz daha yükselecekti. 50 bin misli yapardım. Yarın da kesin olsa bu işi 100 bin misli yapardım. Yani size düşecek ikramiye miktarı da 2 lira, 3 lira, 4 lira olurdu. Sevgili yarışseverler, tabii benim 50 bin, 100 bin misli olduğu için benim alacağım para da çok çok daha yüksek olurdu. O yüzden bu kesin mi diye soruyu sormayın arkadaşlar. At yarışında, şans oyununda kesin diye bir kavram yoktur. Kesin diye bir cümle yoktur. Sevgili yarışseverler, hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Yarın bir operasyona gireceğim arkadaşlar. Cerrahi operasyona gireceğim. 2 ya da 3 gün aranızda olamayacağım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.